Ekonomi gündeminden öne çıkan gelişmeler böyle ve birazdan detaylandıracağız. Ancak önce şu saat itibariyle rakamlar ne durumda, piyasaları görelim. Söylediğim gibi birazdan 24 ekonomi müdürü Sadi Özdemir'le üzerine konuşacağız. Peki birazdan rakamları göreceğiz sayın seyirciler. Gündemin ayrıntılarına bakalım şimdi. Şubat ayı işsizlik rakamları belli oldu. İşsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan düşüş kaydetti ve %10.6 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 1.3 puanlık artışla %46.6'ya yükseldi. İstihdam seferberliği sürüyor. İstihdama katılanların sayısı da her geçen gün artıyor. Şubat'ta işsizlik hem yıllık hem de aylık bazda düşüş kaydetti. TÜİK'in verilerine göre 2018 yılının ikinci ayında işsizlik oranı %10.6'ya geriledi. Böylece geçen yılın aynı dönemine oranla 2 aylık bazda ise 0.2 puan düşüş gösterdi. Geçen yılın Ocak ayında %13 ile zirve yapan işsizlik oranı son 11 aydır %11'in altında bulunuyor. İşsiz sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısına bakıldığında Şubat'ta geçen yılın aynı dönemine oranla 1 milyon 210 bin kişi artarak 28 milyon 166 bin kişiye ulaştığı görüldü. İstihdam oranı ise 1.3 puanlık artışla %46.6 oldu. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 53 bin kişi azalırken tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 262 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17.7'si tarım, %20'si sanayi, %7'si inşaat, %55.3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. İş gücüne katılma oranının ise 0.4 puan artışla %52.2 olarak gerçekleştiği görüldü. Bu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0.2 puanlık artış kaydetti ve %71.5'e yükseldi. Kadınlarda ise 1 puanlık artışla %33.3 olarak gerçekleşti. Turizmden iyi haberler var sayın seyirciler. Türkiye Rus turistlerin tercihinde açık ara lider konumda. Açıklama Rusya Federal Turizm Ajansı'ndan geldi. Ajans Mayıs ayında Rus vatandaşların tatil tercihleri arasında %52.3'lük payla Türkiye'nin ilk sırada olduğunu duyurdu. Türkiye'yi %10.7 ile Kıbrıs takip etti. Bu arada yılın ilk 4 ayında Antalya'yı tercih eden Rus turistlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %60 artış kaydetti. Yetkililer Türkiye'yi bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesini öngörüyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakı Baba yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle zam yapanları uyardı. Fiyatları %1 bile artırsalar görevlerimizi başlarında bulacaklar dedi. Ramazan ayında çok değerli esnaf arkadaşlarım, sanayicilerim lütfen beni yanlış anlamasınlar. Onlar çok düzgün ve çok dürüst çalışan insanlar ama %1 dahi olsa spekülatif amaçlı ya Ramazan geliyor, insanların ihtiyacı artacak. Efendim ben bu fiyatı biraz artırayım, fazla kazanayım dedikleri an başlarında regülasyon görevimizi görürler. Onun için ve en ufak duyumlarda gerekli şeyleri yapıyoruz. Ekonomi gündeminden öne çıkan gelişmeler böyle sayın seyirciler. Şimdi ayrıntıları konuşacağız ve tabii piyasaları da 24 ekonomi müdürü Sadi Özdemir'le birlikteyiz. Merhaba Sadi Bey. Merhaba. Şimdi önce piyasalarla başlamak lazım tabii. Kurlardaki yükselişe baktığınızda sürüyor. Borsadaysa satışlar var. Şimdi şu anda piyasa neye tepki veriyor? Nedir şu rakamlarda son? BIST 102.354'te 0.98 aşağıda. Dolar 0.23 yukarıda 4.37, Euro 5.22, 0.21 yukarıda. Şimdi piyasa seçimlerden önce bir Merkez Bankası'ndan beklediği bir ya da arzu ettiği bir faiz artırımının olmayacağını düşünüyor. O yüzden de borsa işte beklediğimiz o çıkışı yapmıyor ve kurlarda da yüksek seyir devam ediyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından anlıyoruz ki seçimlerden sonra daha etkin özellikle faiz ve kurlarla ilgili önlemler alınacak. Onların neler olabileceğini
göreceğiz. Ha bu arada tabii ki belki diyalog ya da işte tekrar toplantı yapabilirler, plan değişebilir. Seçimlerden önce olursa bu tablo değişir. Ama seçimlere kadar böyle gideceğimizi görüyoruz şu anda. Son açıklamalara ve son verilere göre. Öngörünüz bu şekilde. Petrol fiyatlarına baktığınızda petroldeki yükseliş de dikkat çekici. 4 yılın zirvesini gördü. 78 doların üzerine çıktı. Evet. Ne olur petroldeki yükseliş devam eder mi? Şimdi malum jeopolitik duruma bakarsak özellikle Basra Körfezi tarafının ya da Akdeniz'in stres artarsa ne olacak? Tabii ki petrol fiyatlarında yükseliş olabilir. Halbuki bundan 6 ay önce falan öngörüler 60-70 dolar arasında bu kalır. Daha yukarı gitmez. Hatta çok daha önceki dönemlerde de işte 100 dolara doğru bir gidişin artık hayal olduğu petrolde konuşuluyordu. Şimdi 80 dolara yaklaşıyoruz. Yani uzun süredir 75 doların üzerindeyiz. Tabii ki bu bizi olumsuz etkiliyor. Meşhur cari açık riskimizle ilgili bütün sözlerin temelinde şu yatıyor. Türkiye'nin dış ticaret açığı. Dış ticaret açığımızın da en önemli kalemi enerji ithalatı. Enerjinin de iki şekilde ithal ediyoruz. Birisi petrol, biri de doğal gaz. O yüzden bizim için tabii olumsuz. İnşallah o riskler azalır. Cari açığımız üzerinde olumsuz bir etkisi de bundan sonra olmasın. İnşallah. İşsizlik rakamlarını konuşmak lazım. Rakamlar açıklandı bugün. Şubat ayında %10.6 ile beklenenin altında geldi. Hem aylık hem de yıllık bazda bir düşüş söz konusu baktığınız evet, zaman. Evet. Şimdi bununla ilgili bir grafiğimiz de var. Görebiliyor muyuz hemen arkadaşlar grafiği evet, görelim. Evet görüyoruz. Şimdi işsizliğin 11 aydır %11'in altında olduğu görülüyor rakamlara bakıldığında. Tek hane hedefine ulaşılır mı işsizlikte bu yıl ne dersiniz? Şimdi bu ayda bir 0.2'lik düşüş var. Yani geçen aya göre ama geçen yılın aynı ayındaki yıllık işsizliğe bakarsak ne görüyoruz? 12.6. Evet. Şimdi 10.6'dayız bu yılın Şubat'ı alt tarafta. Toplamda %2'lik bir düşüş var bir yıllık süreçte. İstihdamla ilgili teşvikler devam ederse ve iç piyasadaki canlılık sürerse ihracat tarafı zaten bir risk gözükmüyor şu anda. Öyle tahmin ediyorum ki Mayıs ayında tekhaneyi görebiliriz bu trendle. İstihdam oranları da var tablomuzda. İstihdam oranları Şubat'ta da aynı şekilde 45.3'tü Şubat 2017'de. Bu Şubat 2018 46.6. Yani orada da toplam nüfusumuzdaki istihdam edilmiş insan oranı şeklinde tanımlayabiliriz. Orada da artış var. Bizim iş gücü piyasamıza biliyorsunuz daha yüksek bir katılım var. Dolayısıyla biz aslında Şubat ayında, 2018'in Şubat ayında yeni iş oluşturma ve istihdam sağlamada başarılı olmuşuz. Rakamlar bunu gösteriyor. Bir yıllık periyotta da %2'lik düşüş var. O da bir başarı. Yani evet. Ciddi bir başarı. %12.6'dan %10.6'ya geldik. Cari işlemler açığı açıklandı dün. Konuşamadık. Bugün değmemizde fayda var. Çünkü cari açık Mart ayında 4.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hatırlatalım Ocak-Mart döneminde 16.4 milyar dolar olarak açıklandı. Cari işlemler açığı 12 aylık dönemde de 55.3 milyar dolar olarak geçti kayıtlara. Şimdi açığın artmasında altın ithalatındaki artış ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisinin büyük olduğu görülüyor. Ne dersiniz Sadi Bey? Evet, şöyle bir sorunumuz var. Özellikle Ocak-Mart döneminde değerli maden dediğimiz altın, yani altın artı diğer işte gümüş ya da değerli taş şeklinde ama büyük bölümü altın bunun. %70'in üzerinde artış var Ocak-Mart dönemindeki ithalatımızda. 2.8 milyar dolardan 5.1 milyar dolara çıkmış. Petrol fiyatlarındaki artışı da dikkate alırsak biliyorsunuz toplamda da petrol ithalatımız çok yüksek. Oradaki fiyat artışı da cari açığı etkiliyor. O yüzden cari açığımızda geçen yıl aynı dönemine göre yükseliş gördük. Ama şu var, hani cari açıktaki kalemlere tek tek baktığımızda bizi rahatsız edebilecek birkaç şey var. Ama büyük ölçüde enerji ve altın ithalatından kaynaklandığını görüyoruz. Özellikle altın ithalatının artık hani durulması halinde herhalde bu yaza hazırlık şeklinde ben yorumluyorum bunu. Çünkü malum işte düğün mevsimi şimdi Ramazan geldi. Ramazan'dan sonra belki yine özellikle sektör, kuyumculuk ve mücevherat sektörü altın ithalatı patlatmış durumda.
sakinlediğinde cari açığımızda bir dengeye oturabilir. Ama aynı zamanda belki birazdan değineceğiz, bilmiyorum, bütçe açığında. Bütçe açığını konuşalım şimdi. Bununla beraber konuşmakta fayda var. Son iki dakikaya girdik. Nisan'da yıllık bazda gerileme dikkat çekiyor. Geçen yıl Nisan ayında 3 milyar lira açık veren bütçe, bu yıl Nisan ayında 2.8 milyar lira açık verdi. Bütçe açığıyla ilgili ne söylemek şimdi lazım? Şimdi bütçe açığı çok daha önemli bir kriter. Çünkü bu şunu gösteriyor. Aslında seçim sürecinde olan bir ülkede acaba kamu bütçeyi açıyor mu? Yani bütçe açığı dediğimiz şey harcamaların gelirlerden daha fazla olması anlamına geliyor. Dolayısıyla burada bir öyle popülist bir yaklaşımın olmadığını görüyoruz. Bu önemli bir veri. Bütçe hedeflerimiz tutuyor. Cari açık hedeflerimiz de biraz o az önce saydığımız, konuştuğumuz konulardaki düzelmelere bağlı. Dolayısıyla biraz bu yaz mevsimi ile özellikle turizm tarafında ve ihracat tarafındaki döviz gelirleriyle de rahatlayacağız. Son olarak şunu konuşalım. Hükümetin geçen hafta yaptığı açıklama, tapu harcı ve KDV indirimleri başta olmak üzere konut teşvikleri açıkladı. Emlak sektöründen de destek geldi. Evet. Bu teşviklere GÜYODER, KONUTDER ve İNDER'de konut satış fiyatlarında %20 indirim kampanyası için düğmeye bastı. Biz haber olarak da duyurduk izleyicilerimize. Şimdi 41 firma katılıyor bu kampanyaya ve 15 Haziran'a kadar sürecek. Konut sektöründeki hareketi şüphesiz artıracak bir kampanya. Nasıl yorumlamak lazım? Size de konuk olan inşaat sektöründen konuklarımız hep özellikle %1'in altındaki konut kredisinin önemini vurguluyorlardı. Tapu harcı ve belli bir değerin üstündeki konutlardaki %18 KDV'nin düşmesini istiyorlar. Bunların hepsi oldu zaman içerisinde. Şimdi buna sektör çok güzel bir katılım sağlıyor. Fiyatları %20 indiriyor, %5 peşinata çekiyor ve kampanya başlatıyor. 41 şirket ama muhtemelen bunların farklı projelerinde düşünürsek belki 150'ye yakın projede bu kampanya geçerli olacak. Çok iyi bir fırsat. Biz bütün bu düzenlemeler yapıldığında toplamda 200 bin konut satılabileceğini düşünüyorduk. Büyük bölümü bununla beraber ateşlenmiş olacak. Peki. Bitirelim. Sadi Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, yayın aynı saatte kahve molasını bekleriz efendim.